Bab-ı meşhi fil cenazeti eyne yembege en yekune minha. Bu bab da el meşhi fil cenazet, cenazede yürümek. Eyne nerede? Yembege la yugulurken yekune ola. Minha cenazeden. Cenazenin önü sıra mı olma, ola, arkası sıra mı ola. Haddesena Yunus, kale haddesena Süfyan, ani Zühriye, an Salim'in, an Ebihi, kale raitu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma yemşûne emâmel cenâse. Şimdi burada Salim babası Abdullah ibn Ömer'den rivayet ediyor ki Hazreti Abdullah buyuruyor ki ben Resulullah Efendimiz'i gördüm, Ebu Bekir'i gördüm, Ömer'i gördüm, cenazenin önü sıra yürüyordular. Bu delil oldu. Madem Resulullah Efendimiz ve Hulefâ-i Raşidinden ikisi cenazenin önü sıra yürüdü, öyle olmak icap eder. Haddesena Yunus'u kâle ahberen ebn-i Vehbi kâle ahbereni Yunus'u an ibn-i Şehabin an Salim'in enne Abdullah ibn-i Ömer radıyallahu anhüma kâne yemşe emâmel cenaze. Umin değil. Yuvarlak da cenaze. Onu tasvir edin. Cenazenin önü sonra yürüldü. Evet, Abdullah ibn Ömer cenazenin önü sonra yürürdü. Kâle buyurdu ki ve kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yef'alü zâlik. Çünkü Resulullah Efendimiz cenazenin önü sonra giderdi. Onun için ben önü sonra gidiyorum. Ve Ebu Bekir'in ve Ömer ibn-i Hattab ve Osman ibn-i Affan radıyallahu anh. Bunların üçü de cenazenin önü sonra giderdiler. Onun için ben de cenazenin önü sonra gidiyorum dedi. Kim? Abdullah ibn Ömer. Radıyallahu anh. Haddesena Muhammed ibn Aziz el-Eyliyyü kâle haddesena selametü an Akilin kâle haddeseni ibn Şihabin enne Salim'in ahbara sümme zekere mislehu. Evet, Hazreti Salim'in rivayet etmiş olduğu bu hadisi Muhammed ibn Aziz'de rivayet ediyor. Yani cenazenin önü sonra yürümüş ve demiş ki ben Resulullah Efendimiz'i Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman'ı böyle gördüm. Cenazenin önü sonra yürüdüler. Onun için ben de cenazenin önü sonra yürüyorum. Haddesena Nesr ibn Merzuk ve ibn Ebi Davud kâle haddesena Abdullah ibn Salih kâle haddeseni Leys ibn Sa'd kâle haddesena Akil ibn Halid sümme zekere mislehu bi isnadihi. Bu hadisi şerifi Nesr ibn Merzuk'ta başka bir senede zikreyledi. Haddesena Rabi'ul Ziziyyü kâle haddesena Sa'id ibn Ufeyr قال حدثني يحيى بن أيوب قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يمشي. سالم diyor ki benim babam Abdullah yürürdü emam el cenazeti cenazenin önü sıra. Ve enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz de kâne yemşi beyne yedeyil cenaze. O da cenazenin önü sıra yürürdü. Ve Ebu Bekir ve Ömer ve Osman radıyallahu anhüm. Ebu Bekir, Ömer, Osman bunların üçü de cenazenin önü sonra giderdiler. Ve kezalike sünneti, sünnet de böyledir. Fittiba'il cenaze, cenazeye tabi olmak da sünnette budur. Cenazenin önü sonra gitmektir dedi. Haddesene ibn-i Merzuk, kal haddesene el-Ka'nebiyyü, kal haddesene Malik. Ha ve haddesene Yunus, kal akberen ibn-i Vehbin, enne Maliken akberehu an ibn-i Şehabin. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم evet İbn Şahab diyor ki Peygamber Efendimiz oldu yemşi emamel cenaze cenazenin önü sonra yürürdü ve İbn Ömer radıyallahu anhu Abdullah İbn Ömer de cenazenin önü sonra yürürdü ve hulefa-i raşidin de cenazenin önü sonra yürürdü helümme cerra sen bunu çektirsin ila yevmin haza bugünümüze kadar. Ravi kim? İbn-i Şahab. İbn-i Şahab diyor ki Peygamber Efendimiz'den ta bizim bu zamanımıza kadar hep şeyler Resulullah Efendimiz Hulefâ-i Raşidin ve ondan sonra gelenler hep cenazenin önü sonra yürürdüler. Şimdi bu bir mezhep. Bir mezhep oldu. Kâle Ebu Cafer fezehebe kavmun ilâ ennel meşi emâmel cenaze. Bir takım kavim ulemadan bir cemaat sahip oldular ki cenazenin önü sıra yürümek afdalu daha afdaldır minel meşki halfaha cenazenin peşinde yürümeden daha afdaldır. Vehteccu hüccet getirdiler fizalik bu mesele hakkında bihadiyul asad bu eserlerle bu rivayetlerle
ihticac ettiler. Tamam oldu mu? Mesele halloldu mu? Yok. Ve halefehum fî zâlike âferûn. Onlara başkaları muhalefet ettiler. Fekâlu dediler ki el-meşkü halfeha cenazenin arkası sıra yürümek afdalu daha afdaldır minel meşyi emamıha önünde yürümeden daha afdaldır. Resulullah Efendimiz Ebu Bekir bunlar önü sıra yürümüş. Afdal olsaydı onlar önü sıra yürümezdi. Bu ikinci cemaat diyorlar ki peşi sonra gitmek afdal. Şimdi onlara cevap verecek. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ عَلَى اَهْلِ الْمَقَالَةِ الْعُولَى Bu ikinci mezhebe sahip olanların hüccetindendir. Bunların lehine عَلَى اَهْلِ الْمَقَالَةِ الْعُولَى Birinci mekaleye sahip olanlar, birinci mezhebe sahip olanların aleyhine. Ki اَنَّ حَد۪يثَ بْنِ عُيَيْنَ İbn-i Uyeyne'nin hadisi اَلَّذ۪ي ذَكَرْنَاهُ فِي اَوَّلِ هَذَا الْبَابِ Bu bahsin evvelinde zikretmiş olduğumuz İbn-i Süfyan İbn-i Uyeyne'nin hadisi. قَدْ رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِي İmam-ı Zühri'den rivayet eyledi bu hadisi. O da kimden? Yani Salim'in Salim'den. Salim kimden? Yani Ebihi babası Abdullah İbn-i Ömer'den rivayet eyledi. قَالَ buyurdu ki رَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَاَبَا بَكْرٍ وَاَمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Abdullah ibn Ömer diyor ki ben Resul-i Ekrem Efendimiz'i gördüm, Ebu Bekir'i gördüm, Ömer'i gördüm. Yemşûne emâmel cenazeti cenazenin önü sıra yürürdüler. Öyle gördüm. Fesâre ve Abdullah ibn Ömer'in sözü oldu. İbn-i Zühri'nin. Fîzâlike bu meselede haberen bir haber verme oldu. Yani İbn-i Ömer'e radıyallahu anhüme Abdullah ibn Ömer'den bir haber oldu. O da neden haber? Ama bir şeyden ki Ra'a Abdullah ibn Ömer gördü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'i gördü. Ve Ebu Bekir'in ve Ömer'e ve Osman'a radıyallahu anhüm. Bu içinde gördü ki yef'alûnehu işlerdiler. Fizalike bu meselede böyle işlerdiler. Bir haber oldu bu. Yani İmam-ı Zühri Huni Salim'den o da Abdullah ibn Ömer'den haber veriyor ki Abdullah hadis değil bu. Diyor ki Abdullah İbni Ömer'in gördüğünü haber veriyor. Abdullah İbni Ömer böyle görmüş. Resulullah Efendimiz cenazenin önü sonra yürümüş. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman cenazenin önü sonra yürümüşler. Bunu haber veriyor. Haber başka, afdaliyet başka. Afdaliyete delalet etmez ki bu. Resulullah Efendimiz emretmiş olsaydı ki cenazenin önü sonra yürüyün yahut da cenazenin önü sonra yürümek afdaldır dese baştaki. Ama bu diyor ki ben gördüm bunlar yürürdüler olur. Bir şey daha eftal olur da eftal işlemez ötekini yapar. Eftal olmayanı yapar. Niçin? Mübah olduğu anlaşılsın için. Yani bu da caizdir. Bunu beyan etmek için. Resulullah Efendimiz'in yürümesi eftal olduğuna delalet etmez. Caiz olduğuna delalet eder. Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın işlemesi de bundan. Yani millet sıkıntıda kalmasın. Cenazenin peşi sonra gitmek eftal ama önü sonra yürümek de caiz. Caizi yapmışlar. İşte bu ikinci makalenin delillerinde. Diyor ki peki bu caiz olur mu? Diyor ki fakat yecûzü caiz olur ki en yekûnû olmuş olalar. Kânû yef'alûne. Peygamber Efendimiz ve Hulefâ-i Râşidîn bir şeyi yapmış olalar. Ve gayruhu halbuki o yaptıklarının gayrisi. İndehum onların indinde اَفْتَلُ مِنْهُ Yaptıklarından daha eftaldır. Yaptıkları eftal değil de yapmadıkları daha eftaldır. Eftal olmayan bir şey yaparlar. Terk ettikleri de daha eftal olur. Niçin? Niçin yaparlar? لِتَّوْسِعَةِ Genişlik olsun ümmet-i Muhammed'e genişlik olsun diye onu yaptılar. Böyle olabilir. Diyor ki sen bunu söylüyorsun ama bunu aklından söylüyorsun. Resulullah Efendimiz'e eftal olan bir şeyi terk eder mi? Sana misal vereyim diyor. كَمَا قَدْ تَوَدَّى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz abdest aldı. مَرَّةً مَرَّةً Azalani yıkarken birer kere yıkadı. Bir defa abdest aldı, azalani birer defa yıkadı. وَالْوُضُوءُ اِثْنَتَيْنِ اِثْنَتَيْنِ اَفْضَلُ مِنْهُ Halbuki azaları ikişer ikişer yıkamak, birer birer yıkamaktan daha eftaldır. Peki Resulullah Efendimiz ikişer yıkamadı da birer yıkadı. Bu bir. وَالْوُضُوءُ تَلَاتًا تَلَاتًا Azaları üç üç yıkamakta اَفْضَلُ مِنْ ذَٰلِكَ كُلِّهِ
birer defa, ikişer defa yıkamaktan daha afzaldır. Öyleyse Resulullah Efendimiz azaları üçer defa yıkayacak yerde birer defa yıkadın. Her vakitte değil. Bazı kere. Bazı kere üç defa yıkamak afzal olduğu halde yıkamadı, birer defa yıkadı. Bak, afzal olan şeyi terk etti. Afzal olmayan bir şeyi yaptığın için, yani bu da caizdir. Bir adam abdest azalarını birer defa yıkadı mı, farz yerini buldu. İkişer yıkarsa daha afzal, üçer yıkarsa daha afzal. Resulullah Efendimiz afzal olan bir şeyi işlemedi de afzal olmayanı işledi, kolaylık olsun için. وَلَاكِنَّهُ فَعَلَ Resulullah Efendimiz işledi. مَا فَعَلَ Bu işlediğini, yani azaları birer defa yıkamasını işledi. مِنْ ذَلِكْ بُنْدَنْ لِتَّوْسَعَةِ تَوْسَعَةِ Öyleyse cenazenin de önü sonra yürüdü Resulullah Efendimiz caiz, cevazi göstermek için. Halbuki biz nedeyiz? Afdaliyetteyiz. Cenazenin önü sonra yürüsen de caiz, peşi sonra yürüsen de caiz. Biz bunların ikisini de kabul ediyoruz. Yalnız efdaliyetinde ihtilaf oluyor. Efdaliyet hangisinde kalacak? Şimdi kendisine beyan edecek. Peşinde yürümede. Sümme kad halefe İbn-i Uyeyne. İbn-i Uyeyne'ye muhalefet etti. İbn-i Uyeyne böyle rivayet etti ki Resulullah Efendimiz önü sonra yürüdü ya. Bunu rivayet eden Süfyan İbn-i Uyeyne. Diyor ki İbn-i Uyeyne'ye muhalefet etti. Fî isnâd-ı hâdel hadîf. Bu hadisin isnadında kullu ashab-ı zühriyi Zühri'nin talebelerinin hepsi Süfyan İbn-i Uyeyne'ye muhalefet ettiler. Süfyan İbn-i Uyeyne Zühri'nin talebelerinden. İmam-ı Zühri'den bu hadisi alanların hepsi İbn-i Uyeyne'ye muhalefet ettiler. Kullu ashab-ı zühriyi. Evet. Ne olduğu halde? Gayrehu. Süfyan İbn-i Uyeyne'nin gayrisi olduğu halde. İmam Zühri'den kaç adam bu hadisi almışlar? Senedi bu şekilde almamışlar. Senet başka türlü. Öyleyse madem Süfyan İbn Uyeyne'nin senedi diğer arkadaşlarının senedine muhalif geliyor, hadis zayıf oluyor. Muhalif olduğu gibi buna ne derler? Sika'nın rivayeti, Sika'nın rivayetine muhalif olursa ona şaz derler. Çünkü bu birdir, onlar çoktur. Şaz olduğu gibi o hadisi hadisi daif eden sayarlar. Peki ona da diyor ki İmam-ı Zühri'den alan talebeler Süfyan İbn-i Uyeyne'ye muhalefet ettiler. Delilin var mı? Var diyor. Rivayet getiriyor. Diyor ki Ferevahu. Bu hadisi rivayet eyledi. Kim? Malik'ün İmam-ı Malik. Hani Zühri'di Zühri'den. Süfyan İbn-i Uyeyne rivayet ettiği gibi İmam Malik de rivayet eylemiş. İmam Zühri'den. Evet. Kale. Dedi ki kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz yemşi yürürdü. Emâmel cenazeti cenazenin önü sonra yürürdü. Fekata'hu onu kat etti. Onu bıraktı yani. Önü sonra yürürdü ama sonunda terk etti. Kat etti bunu. Şimdi bak rivayet değişti. Süfyan İbn-i Uyeyne'nin rivayetinde fekata'hu yok dedi. Bir. ثُمَّ رَوَاهُ عَقِيلٌ وَيُونُسْ عَنْ اِبْنِ شَهَابٍ Yine bunlar Zühri, işte İbn-i Şahab o, İmam-ı Zühri, İbn-i Şahab. Ondan rivayet eylediler. اَنْ سَالِمٍ قَالِ كَنَا رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعَمَرِ وَثْمَنَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ يَمْشُونَ اَمَامَ الْجَنَازَةِ Cenazenin önü sonra yürürdüler. هَذَا مَعْنَاهُ İşte manası bu. Bunlar cenazenin önü sonra yürürdüler. وَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَفْسُهُ كَذَالِكَ Lefsi böyle değilse de bu manada rivayet ederdiler. لَاَنَّ أَصْلَ حَد۪يثِهِ Bu hadisin asli اِنَّمَا هُوَ عَنْ سَالِمٍ Bu Salim'dedir. قَالَ dedi ki كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عَمَرَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عَمَرَ عُلْدِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَ يَمْشِي اَمَامَ الْجَنَازَةِ Cenazenin önü sonra yürürdü. Hadisin asli böyle. وَكَذَٰلِكَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Peygamber Efendimiz de cenazenin önü sonra yürürdü. Ve Ebu Bekir'in, Ömer'e, Osman'a radıyallahu anh'ın bunların üçü de cenazenin önü sonra yürürdüler. Şimdi bu hadis ne oldu? Abdullah İbni Ömer'in sözü oldu. Buna ne derler? Mekdu. Mekdu. Fekata'hu yukarıda dedi ya. Bu hadisi şerifi tabiinde kalırsa değil mi? Evet. Tabiinde kalırsa mekdu. İmam-ı Malik Zühri'den dedi. Zühri ne diyordu? Zühri'nin sözü.
Zühri diyor ki Peygamber Efendimiz cenazenin önü sonra yürüdü. O kadar. Bak nokta oldu bu. Eğer sahabede kalsaydı mevkuf derdiler. Sahabeden aşağı kaldığında mektu. Fakatahu kat etti. Yani Resulullah Efendimiz'e kadar çıkarmadı. Sonradan diğer rivayet edenler Akil, Yunus bunlar da yine rivayet ediyorlar ki Abdullah İbni Ömer cenazenin önü sonra yürürdü ve Peygamber Efendimiz Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman da böyle yürürdüler. Bu da gene mektu oldu. Abdullah İbni Ömer'e çıkarmadı baba. Hadisin aslı bu. Abdullah İbni Ömer'den haber veriyorlar. Halbuki yukarıki Süfyan İbni Uyeyne diyor ki Abdullah İbni Ömer diyor ki Resulullah Efendimiz yürürdü. Halbuki demiyor, dememiş. Esas rivayet nereden geliyor? Abdullah İbni Ömer'in sözü değil. İmam-ı Zühri. İmam-ı Zühri diyor ki Abdullah İbni Ömer Salim'den rivayet ediyor ki cenazenin önü sonra yürürdü. Resul-i Ekrem Efendimiz de yürürmüş önü sonra. Ebu Bekir, Ömer, Osman da yürürmüş. Bu şey olmadı. Sahabede de kalmadı. Daha aşağıda kaldı ondan hadis mektu oldu. İbn-i Uyeyne diyor değil mi siz? Yani Zuhri'den rivayet ediyor. İbn-i Uyeyne diyor ki, onun rivayetinde diyor ki Abdullah İbni Ömer dedi. Evet. Şimdi bu diyor ki yok hadis nasıl böyle değil. Abdullah İbni Ömer'i görmüşler ki Abdullah İbni Ömer işliyor demedi Abdullah İbni Ömer sözü. İşlemesi başka, bir de söylemesi başka. Abdullah İbni Ömer'in kendisi söylese hadis mevkuf olacak. Halbuki mevkuf da değil, mektu oldu. Kim haber veriyor? Salim. Oğlu Salim diyor ki babam cenazenin önü sonra yürürdü. Resulullah Efendimiz de böyle yaparmış. Şariyar Güzin Efendilerimiz de böyle yaparmış. Şimdi bak Süfyan İbni Uyeyne ile bunların hadisinin neklinde bir ihtilaf oldu. Ala kulli hal bu ihtilaf var ama fakat hepsi neye delalet ediyor? Cenazenin önü sonra Abdullah İbni Ömer yürümüş. Bir sahabedir. Bu da gene bir rivayette var ki niçin yürümüş? Peygamber Efendimiz ve ashab-ı kiram böyle yürümüşlerdi o da yürümüş. Buna cevap isterler. Fesâle hâzel kelâmü kulluhu fî hâzel hadis. Bu hadisteki kelamın hepsi oldu. İnnemâ huve min Salim. Salim'den oldu. Abdullah İbni Ömer'in oğlu Salim diyor. Söz onun sözü. Lâ min İbni Ömer radıyallahu anh'a. Abdullah İbni Ömer'in sözünden değil bu. Fesâre hadisen mungati'an. Bu hadisi mungati oldu. Niye tabiinde kaldı? Ve fi hadisi Yahya İbni Eyyub. En akilin. Yahya İbni Eyyub'un akilden rivayetinde olucudur ki ve kezâlike sünnetü fittiba'il cenaze. Cenazede de, cenazeye ittibadı sünnet de budur. Bu Yahya İbni Eyyub'un akilden rivayetinde bu ibare ziyadetun ziyadedir ala ma fi hadisi Leys'in rivayet etmiş olduğu hadise ziyadedir ve selame an akil. Evet Leys İbni Sa'd ile selame akilden rivayet ettikleri rivayete ziyadedir. Fekezalike eyza bu yine böylece la hüccete fi bunda da hüccet yoktur ki innema huve min kelami Salim. Bu ziyade de Salim'in kelamındandır. Ev min kelami Zühri'yi. Yahut da Zühri'nin kelamındandır ki sünnete ittibada böyledir demesi hadis değildir de ya Salim'in sözüdür yahut da Zühri'nin sözüdür. Ve kad ru'yan İbn Ömer radıyallahu anhuma. Halbuki Abdullah İbn Ömer'den rivayet edildi. Ne? Neden? Min maşhur bir hadislerden ki senervihi biz rivayet ederiz fi mevdihi mevdu'inde min hazel bab inşallah bu babda ondan başka rivayetler rivayet ederiz. Ve kâle eshabül mekâletil ula birinci mezhebe zahib olanlar dediler ki ve kadruyi an cemaatin min eshabi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz'in eshabından bir cemaatten rivayet olundu ki ennehum onlar kânû yemşûne yürürdüler emanet cenazeti cenazenin önü sıra yürürdüler. Asıl mesele cenazenin önü sıra gitmek de caiz, arkasından gitmek de caiz fakat hangisi afdal? Birinci mezhep sahipleri diyor ki önünde gitmek afdal. İkinci mezhep sahipleri diyor ki arkasından gitmek afdal.
Şimdi burada diyor ki birinci makada sahipleri önünden geçmek yaptırılır diyenler delil getiriyorlar ki Resulullah Efendimiz'in eshabından bir takımları cenazenin önü sıra giderdiler. Ve zekeru bunlar zikrettiler. Ma şul bir hadisi ki haddesena Yunus'u. Yunus bize rivayet eyledi. Kale haddesena Süfyanu an İbnil Münkedir Semya Rabi'at ibn-i Hüdeyr yekulu. Rabi'at ibn-i Hüdeyr diyor ki Reyitü Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anh Hazreti Ömer'i gördüm ben. Yukeddimun nase, nasi teklim ederdi. Emame cenazeti Zeynep radıyallahu anha. Ümmahatül mümininden Zeynep radıyallahu anhanın cenazesinde cemaati cenazenin önüne sürerdi. Yani önde gidin derdi onları. Teklim ederdi. Bu peki Hazreti Ömer radıyallahu teala anhın dün okuduğumuz derste kendisi cenazenin önü sıra gittiğini söyledi. Burada diyor ki Hazreti Ömer hem kendisi gidermiş hem de cemaati de teklim edermiş. Yani onlara da demiş ki cenazenin önü sıra gidin. Haddesena Yunus'u kâle akhberen ebn-i vehbin kâle akhbereni malikün an ibn-i münkedir fezekere bi isnâdihi mislehu. O hadisi şerifi Yunus da rivayet eyledi. Başka bir senetle. Haddesena Ali ibn-i Şeybete kâle haddesena Ebu Nuaym kâle haddesena İsrailu an Abdü'l-Ala kâle se'eltü Sa'id ibn-i Cübeyr. Abdü'l-Ala diyor ki tabiinden Sa'id ibn-i Cübeyr radıyallahu anh'a sordum. Enil meşye emanel cenaze, cenazenin önü sıra gitmek meselesinden sordum. Yani bu nasıldır, nasıl varid olmuştur, önü sıra mı gidilecek, arkasında mı gidilecek? Fekale buyurdu ki, naam, evet, ra'eytü ibn Abbasin radıyallahu anhuma, ben Abdullah ibn Abbas'ı gördüm, yemşi emanel cenazeti, cenazenin önü sıra yürüdü. Hazreti Ömer'den rivayet olduğu gibi Abdullah ibn Abbas'ın da cenazenin önü sıra gittiğini rivayet eyledi. Bunlar birinci mezhebe gail olanların delilleri. Haddesena Yunus'u kâle haddesena Vahbun kâle ahbereni İbn-i Ebi Lahi'a en Ubeydillah ibn-i Mughire enne Eba Raşid Mevla Mu'ayqib ibn-i Ebi Fatime ahberehu. أنه راى عثمان بن عفان رضي الله عنهما أبا راشد den rivayet ediyor. O diyor ki ben Hazreti Osman'ı gördüm ve Talha bin Ubeydillah Hazreti Talha'yı gördüm ve Zübeyr bin el-Avam Hazreti Zübeyr'i gördüm. Yef'alûnehu bunu işlerdiler. Yani cenazenin yemşûne yürürdüler. Emamel cenazeti cenazenin önünde yürürdüler. Kalu, bunlar dediler ki, birinci mezhebe sahip olanlar dediler ki, fakat dellaha da, işte bu rivayet ettiğimiz bu rivayetler delalet ediyor ki, ala annel meşye, yürümek, emamel cenazeti, cenazenin önünde yürümek, eftalu, daha eftaldır, minel meşye halfaha, cenazenin arkasından gitmeden eftaldır. قِيلَ لَهُمْ Onlara cevap olarak denilir ki مَا دَلَّ Delalet etmedi. Zalik sizin bu rivayetleriniz عَلَى شَيْءٍ Hiçbir şeye delalet etmedi. O da neden? مِمَّا زَكَرْتُمْ Sizin zikrettiğiniz olmuş şeyden. Yani cenazenin önü sonra gitmek afdaldır diye bu rivayetlerde yok. Bunlar yürümüşler. Cenazenin önünde yürümüşler. Fakat cenazenin önünde yürümek afdaldır diye buna delalet etmez. وَلَاكِنَّهُ Lakin bu sizin rivayetleriniz اَبَاحَ مُبَحْ قِلْدِ اَلْمَشْيِ Yürümeyi emamel cenazeti cenazenin önünde yürümeyi mübah kıldı. Cenazenin önü sonra yürümek eftaldır. İşte bu rivayetler onu ispat ediyor. Eftal değil, mübah olduğunu ispat ediyor. Yoksa eftaliyet hakkında bir şey yok. وَهَذَا Bu cenazenin önü sonra yürümek mimma şol bir mesaildendir ki la yunkiruhu onu inkar etmez. Muhalifuhum onlara muhalif olanları inkar etmez. Yani size muhalif olanlar cenazenin önü sonra yürümek caiz değildir demiyorlar ki. Evet.
Bunu inkar etmez ki ennel meşye yürümek, emamel cenazeti cenazenin önünde yürümek mübahın mübahtır. Evet, mübahtır. Bunu kimse inkar etmiyor. Fakat biz afdaliyet meselesindeyiz. Hangisi afdaldır? Onu ispat edeceğiz. Ve innema ihtalaftum, siz ihtilaf ettiniz. Entum, siz ve iyyahu, sizin muhalifiniz, ihtilaf ettiniz. Fil afdali min zalik, bunlardan hangisi afdaldır? Fil afdali, afdal olanda. Min zalik, cenazenin önünde yürümek ve minel meşhi halfel cenazeti, cenazenin peşi sonra yürümek. Bu ikisinden hangisi afdaldır? Bunda ihtilaf ettiniz. Şimdi yukarıda dedi ki Hazreti Ömer Nasi Hazreti Zeynep'in cenazesinde öne sürerdi. Öne sürdü de afdaldır dedi mi bu? Yok. Abdullah İbni Abbas yahut da Hazreti Ebu Hureyre, Hazreti Ebu Katade bunlar cenazenin önü sonra yürürdüler. Afdal diye mi yürürdüler? Yine bunun ehdaliyetine delalet eden bir şey yok. Yürümeleri neyi ispat ediyor? Ha, cenazenin önü sonra yürümekten mübah mıymış? Bunu ispat eder, yoksa afdaliyetini ispat etmez. فَاِنْ كَانَ عِنْدَكُمْ, eğer sizin indinizde olursa اَثَرٌ صَحِيْهٌ, bir sahih eser ki fihi, o eserde olucudur اَنَّ الْمَشْيَ, yürümek اَمَامَ الْجَنَازَةِ, cenazenin önünde yürümek اَفْطَلُ, daha afdaldır مِنَ الْمَشْيِ خَلْفَهَا, cenazenin peşinde yürümeden daha afdaldır diye bir sahih eser sizde var ise sebete bizalik, bununla sabit olur. Ney? مَا اُلْ بِرْهُمْ كَقُلْتُمْ, siz dediniz. Öyle bir eser var ki o eserde cenazenin önü sonra yürümek efdaldır diye bir eser bulunursa, bulursanız ki onda sarahat var, vakit sizin dediğiniz gibidir. Ve illa, yok efdaldır diye bir eser bulamazsınızsa fekavluhu, muhalifin kavli ilel an, bu zamanımıza kadar, yani bu delillerin okunuşuna kadar mükafiun, mükafidir, kifayet edicidir, yani muadildir le kavlüküm, sizin kavlünüze. Sizin kavlünüze mükafi. Mükafi ne demek? Yani beraber kalıyorsunuz. Siz diyorsunuz ki önü sonra yürünür. Onlar da diyorlar ki cenazenin arkasında yürünür. Afdaliyete dair ne sizin elinizde bir delil var, ne de onların elinde bir delil var. Müsabık alıyor. وَيْنِ اِحْتَجُّ فِي ذَلِكَ, birinci mezhep sahipleri ihticac ederlerse, delil getirirlerse bu mesele hakkında بِمَا حَدَّثَنَا مُوسَى, Musa'nın Yunus'u, بِمَا حَدَّثَنَا Yunus, Yunus'un bize rivayet etmiş olduğu hadisi ihticac ederlerse قَالَ, Yunus dedi ki اَخْبَرَنَا بْنُ وَهْبٍ اَمْ مَالِكٍ عَلِ بْنِ شِحَابٍ قَالَ لَيْسَ مِنَ السُنَّةِ, İbn-i Şahab'dan rivayet ediyor İmam Malik, İbn-i Şahab buyurdular ki لَيْسَ مِنَ السُنَّةِ, sünnetten olmadı اَلْمَشْيُ خَلْفَ الْجَنَازَ, cenazenin peşinde yürümek sünnetten değildir. Bununla ihticac ederler ise, yani burada cenazenin evet peşinde yürümek sünnetten değil, olmazsa demek önü sonra yürümek sünnetmiş. İmam-ı Zühri'nin bu sözünden cenazenin önünde yürümek afdaldır diye bunu delil getirirler ise evet, قال ابن شهاب, İbn Şihab dedi ki bel meşru, evet halfel cenaze, cenazenin peşinde yürümek min hatai sünne, sünnete, sünnetin hatasındandır. Yani cenazenin peşi sonra yürürse sünneti işlememiş olur, sünneti ters yapmış olur. Böyle bir delil getirirlerse ki bu İbn Şihab-ı Zühri'nin sözü oluyor, hadis değil. O rivayet ediyor. Buna cevabımız diyor ki قِيلَ لَهُ لَهُمْ, onlara denilir ki هَذَا كَلَامُ اِبْنِ شَهَابٍ, bu İbn-i Şahab'ın sözüdür. فَقَوْلُهُ, İmam İbn-i Şahab'ın sözü فِي ذَلِكَ, bu meselede كَقَوْلِكُمْ, sizin sözünüz gibidir. Siz diyorsunuz ki cenazenin önü sonra yürülür. İbn-i Şahab da öyle diyor, cenazenin önü sonra yürülür. اِذْ كَانَ لِمُخَالِفِهِ, onun İbn-i Şahab'ın muhalifi için oldu ve muhalifikum, sizin muhalifiniz için oldu ki o muhalifi de ne diyor? Cenazenin peşi sonra yürülür. مِنَ الْحُجَّةِ, hüccetten oldu aleyhi, İbn-i Şahab'ın aleyhine ve aleyküm, sizin aleyhinize oldu مَا اُلْبِرْ, hüccet, delil oldu ki
senezkürühü biz onu zikrederiz fi hazel bab, bu babda inşallahü teala. İnşallah onları zikrederiz. Yani siz İbn-i Şihab-ı Zühri'nin bu sözüyle istidlal ve ihticac eder de cenazenin önü sonra yürümek afdaldır diye dersinizse, bizim de zikredeceğimiz deliller var ki onlar buna karşı geliyor. Bizim elimizde de delil var. Hem İbn-i Şihab'ın aleyhine delil oluyor, hem de siz de zaten onunla berabersiniz, sizin aleyhinize delil oluyor. Peki bu da araştıracak da bakacak. Böyle lalettayin değil, rivayetinin nekirli olacak. Sümme racana. İmam-ı Tahavi diyor ki sonra biz müracaa rücu ettik, döndük. İlâ mâ rûye fehâdel bâbi minel asar. Eserlerden bu babda rivayet edilen şeylere döndük, araştırdık. Bakalım ki cenazenin arkası sıra yürümede de bir hadis rivayet var mı yok mu? Hel fîhî şeyün. O eserlerde bir şey var mıdır ki yubihül meşye halfel cenaze? Cenazenin peşi sonra yürümeyi mübah kılan bir rivayet var mı? Çünkü İbn-i Şâbî Zühri'nin sözüne göre cenazenin peşinde yürümek hatadır. Sünnete muhalefettir. Onun bu sözünü reddedecek bir delil bulmamız için araştırdık diyor. فَاِذَنْ رَبِيعُ الْجِيْزِيُّ. Baktık ki رَبِيعُ الْجِيْزِيُّ وَبْنُ اَب۪ي دَاوُدُ. Bir de İbn-i Ebi Davud قَدْ حَدَّثَانَا. Bize rivayet eylediler. قَالَ dediler ki حَدَّثَنَا اَبُوْ زُرْعَ. Bize Ebu Zür'a rivayet eyledi. قَالَ اَخْبَرَنَا يُونُسُ بُنُ يَزِيد. Ebu Zür'a dedi ki bize Yunus ibn-i Yezid rivayet eyledi. Haber verdi kimden? Hani İbn-i Şihab'in, İbn-i Şihab-ı Zühri'nin kendisinden. O da kimden? Hani Enes ibn-i Malik'in radıyallahu anhüma Hazreti Enes'ten. Rivayet eyledi. اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ. Hazreti Enes buyurdu ki Resul-i Ekrem Efendimiz ve Ebu Bekir'in ve Ömer'e radıyallahu anhüma Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer kânû yemşûne yürürdüler emâmel cenazeti cenazenin önü sıra yürürdüler ve halfaha peşi sonra da yürürdüler. Bazen cenazenin önünde yürürdüler, bazen de arkasında yürürdüler. İbn-i Şâbî Zühri'nin öyleyse kendi sözü önde, arkada yürümek sünnete muhalefettir, hata bir sözünü kendi sözü reddediyor. Madem sünnete muhalif olsa Resulullah Efendimiz kendisi de cenazenin peşinde yürüdü, Hazreti Ebu Bekir de yürüdü. Öyleyse bize sünnet oldu. Nereden daha kata oluyor? Cenazenin peşinde yürümek sünnete muhalefettir. Nereden çıkıyor? Bu ne oldu? İbn-i Şâbî Zühri'nin iki sözü birbirine taarruz etti. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بكر البرساني أن يونس بن يزيد ثم ذكر بإسناده مثله وحديث شريف ابن أبي داود başka senetle söyledi. ففي هذا الحديث هو حديث أولوجدر كي أنس بن مالك حديثinde أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول أكرم Efendimiz كان يمشي yürürdü خلف الجنازة cenazenin peşinde yürürdü كَمَا كَانَ يَمْشِ اَمَامَهَا cenazenin önünde yürüdüğü gibi. Yukarıdaki mesele İbn-i Şihab-ı Zühri'nin kendi sözü. Cenazenin peşinde yürümek sünnetten değildir. Hatadır. Fakat bu İbn-i Şihab-ı Zühri Hazreti Enes'ten, o da Resulullah Efendimiz'i gördü, rivayet ediyor ki Hazreti Enes diyor ki cenazenin önünde de yürürdü, arkasında da yürürdü. Hangisi daha kuvvetli oldu? O İbn-i Şâbî Zühri'nin kendi sözü. Bu ise Resulullah Efendimiz'in fiilini Hazreti Enes haber veriyor. فَاِنْ كَانَ مَشْهُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Peygamber Efendimiz'in yürümesi olursa وَاَب۪ي بَكْرٍ وَاَمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا. Hazreti Ebu Bekir'in ve Hazreti Ömer'in yürümesi olursa اَمَامَ الْجَنَازَةِ cenazenin önünde yürümeleri olursa حُجَّةً لَكُمْ size delil olursa ki اَنَّ ذَلِكْ bu önde yürümek اَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ خَلْفَهَا cenazenin arkasında yürümeden daha efdaldir diye size delil olursa فَكَذَٰلِكَ yine böylece مَشْيُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resul-i Ekrem Efendimiz'in yürümesi وَاَب۪ي بَكْرٍ وَاَمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in yürümesi خَلْفَهَا cenazenin arkasında yürümesi حُجَّتُنْ o da delildir لِمُخَالِفِكُمْ size muhalif olanların delilidir. Aleyküm sizin aleyhinize ki enne zalik peşinde yürümek afdalü minel meşyi emamaha önünde yürümekten afdaldır.
Siz dediniz ki Resulullah Efendimiz önde yürüdü. Bu bizim delilimizdir. Muhalefiniz de dedi ki Resulullah Efendimiz cenazenin arkasında da yürümüş. O da onun delilidir. Öyleyse فَقَدْ اِسْتَوَى خَسْمُكُمْ وَاَنْتُمْ فِي عَدَ الْبَابِ Siz ve sizin hasminiz bu babda müsavi kaldınız. Ne sizin taraf tereccüh etti, ne hasminizin tarafı tereccüh etti. فَلَا هُجَّتَ لَكُمْ Öyleyse size, sizin için hüccet delil olmadı. Fihi bu rivayette, evet, aleyhi muhalefinizin aleyhine hüccet olmadı. Fakat haddesena, halbuki bize rivayet eyledi, İmam-ı Tahavi buyuruyor ki, bize rivayet eyledi Ebu Bekret'e ve İbn-i Merzuk, bunların ikisi rivayet eylediler. Kala, Ebu Bekre ve İbn-i Merzuk dediler ki, haddesena Osman ibn-i Umar ibn-i Faris. Kala haddesena Sa'id ibn-i Ubeydillah, an Ziyad ibn-i Cübeyr, an Ebihi, an il-Mughiret ibn-i Şu'be. Mughiret ibn-i Şu'be'den rivayet eyledi. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz buyurdular ki اَرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ Bir adam bir şeye binmiş de cenazeyi takip ediyorsa خَلْفَ الْجَنَازَةِ cenazenin arkasındadır. Yani cenazenin arkasından yürüsün. اَرَّاكِبُ مُبْتَدَى خَلْفَ الْجَنَازَةِ o da haber. اَرَّاكِبُ binerek giden bir adam nerede olucudur? خَلْفَ الْجَنَازَةِ cenazenin arkasında olucudur. Yani orada yürüsün. وَالْمَاشِي yaya yürüyen adam حَيْسُ شَاءَ مِنْهَا حَيْسُ شَاءَ dilediği yerde yürüsün minha cenazeden. İster önünde yürüsün, ister arkasında yürüsün. İster sağında yürüsün, ister solunda yürüsün. Yalnız bir hayvana binmiş olursa peşinde yürüsün. Peki Hazreti Mughire'nin bu hadisi ispat etti ki yaya yürüyen adam İsterse cenazenin sağında, isterse solunda, isterse önünde, ister arkasında, istediği yerde yürüyebilir. Bunu ispat etti. Fe ebâhe mübah kıldı fi hâder hadis. Bu hadiste eyda yukarıdaki rivayetlerde olduğu gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz mübah kıldı el meşye yürümeyi, halfel cenazeti, cenazenin arkasında yürümeyi mübah kıldı. Kemâ ebâhel meşye emâmehâ önünde yürümeyi mübah kıldığı gibi. Bu neye reddiye oldu? İbn-i Şahab-ı Zühri'nin cenazenin peşinde yürümek sünnete muhalefettir. Ona reddiye oldu. وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا Bizim bu zikretlerimizin hiçbirisinde olmadı. مَا bir hüküm olmadı ki yedüllü delalet eder. عَلَى الْاَفْتَلِ اَفْتَلْ olana. مِنْ ذَلِكْ bu yürümeden. Ki مَا هُوَ hangisidir? Cenazeyle yürüyen bir adamda eftal olan önde mi yürümek, arkada mı yürümek, eftaliyet ispat eden bir şey yok bu okuduğumuz hadislerde. Yalnız mübah olduğunu ispat ediyor. İbn-i Şahab-ı Zühri'nin bir sözü var, onu da hadisi şerifler, diğer rivayetler reddediyor. Cenazenin peşinde yürümek hatadır demesini reddediyor ki hayır mübahtır. وَقَدْ رُوْيَ عَنْ اَنَسِ اِبْنِ مَالِكِ Halbuki Enes İbn-i Malik radıyallahu anh'den rivayet edildi. Ma bir hadis ki manahu, o hadisin manası. Garibun yakındır. Min mana hadisin Mughire. Mughire İbn-i Şöbe'nin hadisine yakındır. Onun manası, onun manasına yakındır. Böyle bir rivayet geldi Enes İbn-i Malik'ten. Ve lem yezkür anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat Enes İbn-i Malik Resulullah Efendimiz'den rivayet etmedi onu. O rivayette ben Resulullah'tan işittim demiyor. Ama Hazreti Enes'in ya kendi sözü oluyor yahut da Resulullah Efendimiz'den işitmiş de onu zikretmiyor. O rivayette şu. Haddesena Revhü ibn-i Ferec. Kale haddesena Yusuf ibn-i Ali. Kale haddesena Bekir ibn-i Ayyâş. En Hümeyd-i Tavil. En Enes ibn-i Malik radıyallahu anh. Enes ibn-i Malik'ten rivayet eyledi. Firreculi. Bir adam hakkındaki yettebi'u tabi olur el cenazete cenazeye. Cenazeye tabi olup giden adam hakkında rivayet oldu ki kâle Hazreti Enes buyurdu. İnnemâ entüm. Siz ancak siz müşeyyi'ûne lehâ cenazeyi teşhi' edicisiniz. Onu yola veriyorsunuz. Femşû siz yürüyünüz. Beyne yedeyhâ cenazenin önü sonra yürüyünüz. Ve halfâ peşi sonra yürüyünüz. Ve en yeminiha sağından yürüyünüz ve şimaliha solundan yürüyünüz. Bu Hazreti Enes'in kendi sözü.
siz cenazeyi teşhi ediyorsunuz. Bir misafir gelir, misafiri yola vururlar. Cemaat çıkar, onu yolcu ederler. İşte bu adam da misafirdir, öldü, alemi dünya, fani dünyaya veda etti. Alemi ukbaya gidiyor. Siz de bunu teşhi ediyorsunuz. Önü sonra da yürümek caiz, peşi sonra yürümek de caiz, sağından solundan yürümek de caiz. Şimdi Hazreti Enes'in bu rivayeti Hazreti Muğire'nin rivayetine yakın oldu mana itibariyle. Yani mübahtır. Eftaliyetini bu da ispat etmedi. Hazreti Enes'in bu sözünden de eftaliyet çıkmadı. Yalnız mübah olduğu anlaşıldı. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا ابن عفيف قال حدثني يحيى بن أيوب عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه مثله روح بن الفرج دين أنس بن مالك بني روايته لدي وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا رسول أكرم أفندمزدن ده böyle bir şey rivayet edildi. ما والبشير رواية ذلك حدثنا عبد الغني بن رفاعة اللحني قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد ابن مقرن قال سمعت البراء بن عازب يقول أصحابنا براء بن عازب شكرني براء بن عازب يوركي Ben evet derdi ki emerena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Bera ibn Azib diyor ki Resulullah Efendimiz bize emretti. Bittiba'il cenaze, cenazeye tabi olup gitmemizi emretti. Yani bir cenaze olursa siz de onunla beraber götürün, kabre kadar defnedin, tabi olun. Emretti bize. Fesihadel hadis, bu hadiste olucudur ki ennehu Resulullah Efendimiz emerehum ashab-ı kirama emretti. Bittiba'il cenazeti, cenazeyi ze ittiba, yani onunla beraber gitmeyi emretti. Vel müttebi'u, müttebi olan, el meşru değil o, li şeyi tasih edin. Bir şeye müttebi ise, huvel müteakhiru anhu. Müteakhir değil, müteakhir onu da tasih edin. Bir şeye müttebi olan, ondan teakhir eden kimsedir. Lel müteqaddimu emamehu. El müteakhiru anhu. Müteakhir değil. Müteakhiru. Bir şeye ittiba eden ondan sonra gidene derler. Ona tabi oluyor. Yani onun peşine gidiyor. Önde gidene ne derler? Metbu. Peşine gidene ne derler? Tabi. Cenazeye ittiba nasıl olur? Önünde gidene mi müttebi derler? Yok. Peşine gidene müttebi derler. Resulullah Efendimiz emretti ki siz cenazeye ittiba ediniz. Demek bundan anlaşılıyor ki cenaze ittiba neydi olur? Peşinden gitmekli olur. Fefîmâ zekârına evet. Bizim bu zikrettiğimizde olucudur. Ma bir hüküm olucudur ki gaddelle delalet etti alâ fesâd-ı kavli zühriyi zühriyinin sözünün fesadına delalet etti. Hangi sözü? اَنَّ الْمَشْيَ خَلْفَ الْجَنَازَةِ مِنْ خَطَئِ السُنَّةِ bu sözünün fasit olduğuna delalet etti. Cenazenin peşinde gitmek sünnete hatadandır demesi. İşte bu okuduğumuz hadis-i şeriflerde o söz fasit oldu. Eğer o da İbn-i Şehab-ı Zühri'den sadir olmuşsa, caiz ki sadir de değil. Yani sadir olmuşsa İbn-i Şehab-ı Zühri'nin bu sözü müteber değil. Niye? Resulullah Efendimiz mübah kılmış. Önünden yürümeyi mübah kıldığı gibi peşinden yürümeyi de mübah kılmış. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن يسار عن عمرو بن حريث قال قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه عمرو بن حريث diyor ki ben Hazreti Ali kerram Allah ve şeye sordum dedim ki ma tekulu sen ne emredersin fil meşyi emamel cenaze cenazenin önünde yürüme hakkında ne emrin vardır nasıl dersin hükmün nasıldır فقال علي بن طالب رضي الله عنه حضرت علي رضي الله عنه dediler ki المشي خلفها cenazenin peşinde yürümek افضل daha افضلdır من المشي امامها önünde yürümekten daha افضلdır ne gibi كفضل المكتوبة على التطوع farz namazı nasıl nafileye fadli varsa nafileden daha افضلse cenazenin peşinde yürümek farz gibidir. Önünde yürümekle nafile gibidir. O kadar farkı vardır.
Şimdi burada Hazreti Ali radıyallahu anh sözü kesip atıyor. Burada efdaliyeti meydana çıkarıyor. Hangisi efdal oluyor? Daha efdal. Hem peşinde yürümek bir farzın nafileye efdaliyeti nasıl olsa bunun efdaliyeti de öyle. Evet. Kale, ravi diyor ki kultu ben dedim ki Hazreti Ali diyor ki fe inni raeytu Ebu Bekr ve Ömer radıyallahu anhuma. Yani Hazreti Ali diyor ki ya Emir-i Müminin sen bunu diyorsun ki cenazenin peşinde gitmek efdaldır. Bir farz namazın nafile üzerine efdaliyeti gibi. Fakat ben Ebu Bekir ve Ömer'i gördüm ki yemşiyane emamaha cenazenin önünde yürürdüler. Efdal olsaydı cenazenin peşinde yürürdüler. Halbuki onlar önünde yürüdüler. Fekale Hazreti Ali ona cevap olarak dedi ki innehuma Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer yekrahan hoşlanmazdılar. En yuhricac ihraç etsinler. Yani çetinliğe soksunlar. En nasa nasi. Nasa zahmet vermesinler. Onları çetinliğe sokmasınlar diye cenazenin önü sıra yürürdüler. Efdal olduğundan dolayı değil. Yani bir kolaylık olsun ümmeti Muhammed'e. Onları çetinliğe sokmasın. Öyle onlar da daima hepsi peşi sıra yürüseler bu sefer önde yürümeyi kimse tecviz etmez. O kolaylık aradan kalkmış olur. Kolaylık mevcut olsun diye onlar yürürdüler. Haddesena Revhü bin el-Ferec kâle haddesena Yusufü bin Adi kâle haddesena Ebu Lahvas an Ebi Farvetel Hamedani an Zâidete bin Firaş kâle haddesena İbn Ebza an Ebihi. Evet. Abdullah Abdurrahman İbn Ebza'nın ismi Abdurrahman İbn. O babası Ebza'dan rivayet eyledi. Kâle küntü emsi fî cenazeti. Ben bir cenazede yürüyordum. Fîhâ o cenazede olucuydu. Ebu Bekir'in, Ömer ve Ali'yü. Bu üçü de cenazede beraber idiler. Radıyallahu anh. Fekâne Ebu Bekir'in ve Ömer'e radıyallahu anhüma Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer yemşiyâne emâmehâ. Cenazenin önünde yürüyordular. Ve Ali'yün radıyallahu anh Hazreti Ali de yemşi halfa cenazenin peşinde yürüyordu. Yedi fi yedihi. İbn Ebza diyor ki Ebza'dan rivayet ediyor. Ebza ashab-ı kiramdan. Hazreti Ali'nin eli de benim elimdeydi. Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma cenazenin önü sonra yürüyordular. Hazreti Ali de cenazenin peşi sonra ve onun eli de benim elimde yürüyordum. Fekal Ali'yün radıyallahu anh Hazreti Ali dedi ki اَمَا اِنَّ فَضَّ الرَّجُلِ يَمْشِ خَلْفَ الْجَنَازَ اَمَا اِنَّ فَضَّ الرَّجُلِ bir adamın fazileti öyle adam ki يَمْشِ خَلْفَ الْجَنَازَ cenazenin peşinde yürüyen bir adamın fazileti عَلَى الَّذِي يَمْشَ اَمَامَهَا cenazenin önünde yürüyen adam üzerine fazileti كَفَضْلِ صَلَاتِ الْجَمَاعَةِ cemaat namazının fazileti gibidir. Ala salatil fezzi tek başına kılan namaz üzerine. Cemaatle kılınan tek başına kılınan namazdan kaç derece yaptı? 27 derece. İşte burada da cenazenin peşine yürüyen 7 derece sevap alır. 27 derece öteki bir sevap alır. Bunu Hazreti Ali radıyallahu anh diyor. Ya ama Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer'in de yürüyor. Ha ona da cevaben diyor ki ve innehuma Ebu Bekir ile Ömer radıyallahu anhuma لَا يَعْلَمَانِ مِنْ ذَلِكِ bu meseleden bilirler. مِسْلَلَّذِ اَعْلَمْ benim bildiğim onlar da bilirler. Ki peşinde yürümek eftaldır. Bunu bilirler. وَلَاكِنَّهُمَا لَاكِنْ Ebu Bekir ile Ömer سَهْلَانِ kolay adamdırlar. يُسَهِّلَانِ عَلَى النَّاسِ nasa kolaylık gösteriyorlar. Yani önde yürüyorlar ki nas bilsin ki önde de yürümek mübahtır. Kolaylığı göstermek için yürüyorlar. Yoksa onlar da biliyorlar ki cenazenin peşinde yürümek bir cemaatle namaz kılanın fazileti tek başına kılan üzerine ne kadar fazlaysa bu da o kadar fazla. Fefi hadel hadis işte bu hadisi şerifte olucudur. Taftilu Ali'in radıyallahu anh Hazreti Ali'nin taftili, teftil etmesi el meşke halfel cenaze cenazenin peşinde yürümeyi taftil etmesi alel meşki emamaha önünde yürümeye taftil etmesi olucudur. Hazreti Ali radıyallahu anh hangisini efdal görmüş?
cenazenin peşinde yürümeyi afdal görmüş. Ve kavluhu inne Ebu Bekr ve Ömer radıyallahu anhuma. Hazreti Ali'nin kavli ise ki Ebu Bekir Ömer ya'lemani bilirler, mislema alem benim bildiğim onlar da bilirler buyurması ve innehuma bunlar Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma innema yetrukani zalik. Bu cenazenin peşinde yürümeyi terk ederler. Littesihil alen nas, nasa kolaylık için. La li'enne zalik. Yoksa şunun için değildir ki bu önde yürümek efdalü min gayrihi, başkasından efdaldir, bunun için değil. Nasıl kolaylık için yürürler. Evet, buyurmuştur. Ve hâzâ, Hazreti Ali'nin bu rivayeti ise mimma şol bir mesaildendir ki la yuqalu bir re'yi akliyle denilmez. Bir adam kendi akliyle bunu söyleyemez. İlla Resulullah Efendimiz'den bir şey rivayet duymuştur. İnnemâ yuqalu, bu denilir. Ve yu'lemu bilinir. Bima bir şeyle bilinir denilir ki kad vakafahum da oluyor. Kad vakafahum, onlara vakıf oldu. Aleyhan'ın üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz onların bu hallerine vakıf oldu. Ve allemehum, onlara talim etti. İyyahu bu meseleyi, min zalik bu meseleyi. Onlara bu Hazreti Ali'ye, İyyahu zemir Hazreti Ali'ye raci. Evet. Ve allemehum, onlara talim etti. İyyahu önde yürümeyi, yok. Ve allemehum, sahab-ı kirama talim eyledi. İyyahu önde yürümeyi, min zalik bu meselede. Yani bu Hazreti Ali radıyallahu anh kendinden bunu söylemez. Demek ki Resulullah Efendimiz bunların bu haline muhtali oldu da önde arkada yürüyeni onlara talim etti. Talim etti ne dedi? Peşinde yürümek daha afzaldır dedi. Yoksa Hazreti Ali kendiliğinden peygamber değil ki söylesin. Fakat sebete sabit oldu. Bi tasihihi ma revayna. Bizim rivayet etmiş olduğumuz bu hadislerin tasihiyle sabit oldu ki ennel meşye halfel cenaze, cenazenin peşinde yürümek afdalu afdaldır min el meşyi emamaha, önünde yürümeden afdaldır. Vakat haddesena İbn Ebi Davud, İbn Ebu Davud da bize rivayet eyledi. Kale haddesena Ebu Yaman el Hakem İbn Nafi'il Behraniyyü. Kale haddesena Ebu Bekir İbn Ebi Meryem en Raşid İbn Sa'din en Nafi'in kale kharaca Abdullah İbn Umar radıyallahu anhuma. Nafi, İmam-ı Nafi dedi ki Abdullah İbn Ömer çıktı. Ve ene ma'hu, ben de onunla beraberim. Ala cenazetin, bir cenaze üzerine çıktık. Fera'a ma'ha, Hazreti Abdullah gördü ma'ha cenazeyle beraber nisa'ın, kadınlar gördü. Fevakafe, durdu. Sümme kâle, buyurdu ki ruddehunne, bu kadınları çevirin, gerisin geri çevirin. Fe innehunne, bu kadınlar fitnetül hayyi vel meyyiti. Sağ adamın da fitnesidir, ölü adamın da fitnesidir. Sünneme da sonra Hazreti Abdullah yürüdü, femeşâ halfâ, cenazenin peşi sonra yürüdü. Kadınları gönderdikten sonra cenazenin peşi sonra yürüdü. Fekuldu, ben dedim ki ya Ebu Abdurrahman, künyesi Hazreti Abdullah'ın, Ömer'in künyesi. Ey Ebu Abdurrahman, keyfe meşgûl cenaze. Cenazede yürümenin şekli nasıldır? Yani önünde mi yürümek lazım? Arkasında mı yürümek lazım? Emameha em halfaha. Yürümek cenazenin önünde önü sıra mı olur, arkası sıra mı olur? Fekale, buyurdu ki ema terani, sen beni görmüyor musun ki emşi halfaha? Sen beni görmüyor musun, ben cenazenin peşinde yürüyorum. Yani bu haftadır cenazenin peşinde yürümek haftadır. Fahada Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma. İşte Abdullah ibn Ömer lemma su'ile anil meşyi fil cenaze, vaktaki cenazede meşyiden sual olundu. Ecabe sailehu, sual edene cevap verdi ki ennehu, yürümek halfaha, cenazenin peşinde olur. Ve huvellezî raveyna anhu fil babil evvel. İşte Abdullah ibn Ömer şul bir kimsedir ki biz bu babın evvelinde, bu bahsin evvelinde ondan rivayet eyledik ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz kâne yemşi emamaha, cenazenin önü sıra yürüdü. Abdullah ibn Ömer rivayet etti ya, birinci babda okuduk. Hazreti Peygamber Efendimiz cenazenin önü sıra, ameli birbirine muhalif oldu. Bunun hikmetine niçin muhalif oldu?
فدل ذلك bu delalet etti ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kâne yef'alu zâlik cenazenin önü sonra yürümeyi işlerdi alâ ciheti tekfîf alennâs nas üzerine tekfîf için kolaylık olsun diye yürürdü. Yoksa efdaldir diye yürümezdi Resulullah Efendimiz. Mübah olduğunu ispat için yürürdü. لِيُعَلِّمَهُمْ Evet, ashaba talim etsin, bildirsin ki اَنَّ الْمَشْيَ خَلْفَ الْجَنَازَةِ cenazenin peşinde yürümek. Evet. وَاِنْ كَانَ اَفْضَلَ Her ne kadar afdal ise de مِنَ الْمَشْيَ اَمَامَهَا önünde yürümeden afdal ise de لَيْسَ هُوَ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ لَيْسَ هُوَ Bu arkada yürümek olmadı. مِمَّا شُلْ بِالْمَسَائِلْدَنْ ki لَا بُدَّ مِنْهُ elbette lazımdır. Yani لَا زَرُورِ cenazenin peşi sonra yürüyesen. Bunun için değil. Afdaldır. Yoksa önünde de yürüyesen o da caizdir. وَلَا مِمَّا يُحْرِجُ تَارِكُهُ وَلَا مِمَّا شُلْ بِالْمَسَائِلْدَنْ olmadı ki يُحْرِجُ ihraç eder تَارِكَهُ onu terk edeni ihraç eder. Bir çetinlike sokar. Bir adam cenazenin peşi sonra yürümezse, önü sonra yürürse o da bir çetinlike düşer, sünnete muhalefet eder yahut da bir günaha girer. Yok. O ihraçı da, o teklifi de kaldırmış oluyor. وَلَاكِنَّهُ Evet, bu mesele oldu. مِمَّا شُلْ بِالْمَسَائِلْدَنْ ki lehu bir adam için oldu. اَنْ يَفْعَلَهُ onu işleye. وَيَفْعَلَ غَيْرَهُ başkasını işleye. İsterse cenazenin önü sonra yürür, isterse peşi sonra yürür. Fakat yani anladığımız bu mesele peşi sonra yürümek daha afdal. Önü sonra yürürse de caiz. Ve kezalike yine böylecedir. Maşul bir hadis ki ruh yani İbn Ömer min zalik. Abdullah İbn Ömer'in rivayet etmiş olduğu hadis de böylecedir. Farava anhu Salim. Salim ondan rivayet eyledi ki ne kâne yemşi emâmel cenaze. Abdullah İbn Ömer'in kendisi bazen cenazenin önü sonra yürürdü. Bu da böyledir. Yani niçin kendisi afdal dediği halde önü sonra yürürdü? Mübah olduğunu ispat için. فَدَلَّ ذَٰلِكْ bu delalet etti عَلَى اِبَاحَةِ الْمَشْيَ اَمَانَهَا cenazenin önünde yürümenin mübah olduğuna delalet etti. لَا عَلَى اَنَّ ذَٰلِكْ şuna delalet etmedi ki evet bu yürümek اَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ خَلْفَا önü sonra yürümek, peşinde yürümekten afdaldır ona delalet etmedi. ثُمَّ رَوَى عَنْهُ نَافِعٌ İmam-ı Nafi Abdullah ibn Ömer'den rivayet eyledi ki اَنَّهُ مَشَى خَلْفَهَا Hazreti Abdullah cenazenin peşinde yürüdü. Bunu da rivayet eyledi. فَدَلَّ ذَٰلِكَ اَيْدَى Bu peşinde yürümesi de delalet etti. عَلَى اِبَاحَتِهِ Hazreti Abdullah'ın mübah kılması üzerine. اَلْمَشْيَ خَلْفَهَا cenazenin peşinde yürümeyi mübah kıldığına delalet etti. لَا عَلَى اَنَّ ذَٰلِكَ Şuna delalet etmedi ki bu اَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ غَيْرِسِنْدَنْ اَفْضَلُدُرْ Buna delalet, yani o da caiz, o da caiz. Fakat فَلَمَّا سَأَلَهُ Vaktaki Abdullah ibn Ömer'e sual etti ki acaba önde mi yürümek eftal yoksa peşinde yürümek mi eftal? اَخْبَرَهُ ona haber verdi بِالْمَشْيِلَّذِ şöyle bir yürümeyi ki يَنْبَغِي layık olur lehu bir adama اَنْ يَفْعَلَ اِشْلَيَ فِي الْجَنَازَةِ cenazede خَلْفَهَا cenazenin peşinde. عَلَى أَنَّهُ şunun üzerine ki o peşinde yürümek هُوَ الَّذِي اَفْضَلْ bu eftaldır مِنْ غَيْرِهِ غَيْرِسِنْدَنْ onu da haber verdi ki peşinde yürümesi daha azdır. وَقَدْ رَوَيْنَا فِي حَدِيثِ الْبَرَى Bera ibn Azib'in hadisinde rivayet eyledik ki اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resul-i Ekrem Efendimiz اَمَرَهُمْ اَصْحَابِ كِرَامِ اَمْرِتِّي بِاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ cenazeye ittiba etmekle emretti. Yani ona tabi olun, beraber gidin. وَالْاَغْلَبُ مِنْ ذَٰلِكِ اِتِّبَادًا İttibaın manasından اَغْلَبُ olan da, ekser olan da هُوَ الْمَشْيُ خَلْفَهَا cenazenin peşinde yürümektir. Evet. اَيْدَا önünde yürümesi gibi peşinde yürümektir. Evet. فَسَارَ بِذَٰلِكِ bununla oldu. مِنْ حَقِّ الْجَنَازَةِ cenazenin hakkından oldu. İttibauha cenazeyi ittiba etmek, onunla beraber gitmek. Vessalatu aleyh cenaze üzerine namaz kılmak. İmkâne yusallâ aleyha eğer onun üzerine namaz kılınırsa. Yekûn olur fî salâtihi aleyha cenazeye namaz kılmadı olur. Müteahhirenenha ondan teahhür eder. Önüne koy cenazeyi, kendisi teahhür eder, namaz kılar. Öyleyse ittiba da böyledir. Fennezeru alâ zâlik. Namaza nezeren kıyas edilirse en yekûnel müttebi'u leha
cenazeye ittiba eden de ola, fittibaihi leha cenazeye ittibaen de müteahhiren, geride olmuş ola enha cenazeden, yani namaza kıyas edilirse. Fahâzâ huven nazar, işte nazar da budur, kıyas da budur, me'amâ şul bir rivayetle beraber ki kad vâfekahû, nazara muvafık oldu minel asar rivayetlerden. Yani bizim yapmış olduğumuz rivayetler ve kıyas burada ikisi de tevafuk ediyor ki cenazenin peşinde yürümek afdaldır. Kıyas da bunu teyit ediyor. وَقَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ اَب۪ي دَاوُدُ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَر۪يكِ الْعَامِر۪ي قَالَ سَمِعَتُ الْحَارِثَ بْنَ اَب۪ي رَب۪يَعَ سَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنَ عُمَر radıyallahu anhuma en ümmi veledin lehu nesraniyetun madet. Abdullah ibn Şerik el-Amiri diyor ki Haris ibn Ebi Rebi'yi işittim, soruyordu. Abdullah ibn Ömer'e sorduğunu işittim. Neden? En ümmi veledin, bir ümmi veled olan cariyeden ki lehu kendisinin idi. Öyle ümmi veled ki nesraniyetin nesrani. Yani o adam bir Nesrani olan cariyeyi almış. Onu istifraş etmiş, ondan çocuğu olmuş. Onu ümmi velet derler. O ümmi velet matet öldü. Evet. Diyor ki Haris, ben bir Hristiyan kadın aldım cariye olarak. Ondan da benim çocuğum oldu. Bu kadın öldü. Ben bunu ne yapacağım? Fekale lehu bin Ömer radıyallahu anhüme. Abdullah ibn Ömer ona dedi ki te'muru bi emrik. Sen emrini verirsin. Te'mur emredersen bi emrik emrinde. Ve ente be'idun minha. Sen ondan uzak kal. Yani emir ver. Onun cenazesini yapsınlar, kaldırsınlar. Fakat sen ondan uzaklaş. Sümme tesiru emamaha. Sonra onun önü sonra yürü. Yani cenazete bir kadın olduğundan başkaları yıkayacak. Kadınlar yıkayacaklar, kefenleyecekler. Sen bu emri ver. Yürürken de cenazenin önü sonra yürü, yürü. فَاِنَّ الَّذ۪ي O bir şahıs ki yesiru yürür. اَمَامَ الْجَنَازَةِ cenazenin önü sonra لَيْسَ مَعَهَا O cenazeyle beraber değildir. Cenazeye tabi olmuş değildir. Onun için sen cenazenin önü sonra yürü. Niçin? Hristiyan olduğundan. O cariye, ümmi velet Hristiyan olduğundan dolayı ona hürmet etmeyeceksen. Eğer peşi sonra yürürsen ise ona hürmet etmiş olursan. Halbuki o Hristiyan Müslüman olmamış. Sen emret, onu tecid-i tekvil etsinler. Ondan sonra da yürürken önü sonra yürü ki o cenazeyle beraber olmuş olmayasın. Fahâde ibn-i Ömer, işte Abdullah ibn-i Ömer yuhbiru haber veriyor ki ennellezî şol bir şahıs ki yesiru yürür. Emâmel cenazeti cenazenin önünde yürür. لَيْسَ مَعَهَا cenazeyle beraber değildi. Halbuki Peygamber Efendimiz cenazeye tabi olunuz, ittiba ediniz, onu teşhi ediniz. Bu vakitte bu hadisten, rivayetten anlaşılıyor ki cenazenin peşi sonra gidenler cenazeye ittiba etmiştirler ve cenazeyi teşhi ettiklerinden dolayı sevaplarını alacaklarlar. Cenazenin önü sonra yürüyenler bu sevaptan mahrum olur. Çünkü onlar cenaze ile beraber değildir. Bu rivayette bunu ispat ediyor. Öyleyse diyor yukarıda halbuki Abdullah ibn Ömer ne buyurdu? Ben Peygamber Efendimiz'i gördüm. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'i gördüm. Cenazenin önünde yürüyordular. Birinci hadisi Abdullah ibn Ömer rivayet eyledi ya. Burada da diyor ki cenazenin önü sonra yürüyenler o cenazeye ittiba etmiş değildirler. Festehali öyleyse muhal oldu. En yekûne ola zâlik bu mesele indehu Abdullah ibn Ömer indinde kezârik böylece ola muhaldir ki Abdullah ibn Ömer cenazenin önü sonra yürüyen cenazeyle değildir bu muhal olur. Ve kadre halbuki gördü en nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'i gördü ki yemşe Muhammed cenaze. Cenazenin önü sonra yürüdüğünü gördü Peygamber Efendimiz'in Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'ini. Ondan sonra da Abdullah ibn Ömer bunu desin. Bu ikisi birbirine zıt olur. Bu muhal olur. Fesebete bizalik. Öyleyse bununla sabit oldu ki enne aslı hadisi salim.
Salim'in hadisi اَلَّذ۪ي رَوَيْنَاهُ فَاَوَّلِ هَذَا الْبَابِ Bu babın evvelinde Salim babası Abdullah ibn Ömer'den rivayet eyledi ki ben Resul-i Ekrem Efendimiz'i gördüm, Ebu Bekir Ömer'i gördüm, cenazenin önü sonra yürüyordular. Bu hadisi şerif oldu. اِنَّمَا هُوَ Bu rivayet, Salim'in rivayet etmiş olduğu bu hadis كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ اِمَامِ مَالِكٍ Yine Abdullah ibn Ömer'den rivayet ettiği gibi oldu. Kimden rivayet etti ki? Ani Zühri'yi, Zühri'den rivayet etti ki. Ne oldu? Mevkufen mevkuf oldu esas hadisi. Mevkuf. Evet. اَوْ كَمَا رَوَاهُ عَقِيلٌ وَيُونُسُ Ani Zühri'yi yahut da Akil ve Yunus'un Zühri'den rivayet ettikleri gibi an Salim'in Salim'den oldu mevkufen mevkuf. Evet. Ya Malik'in Hazreti İmam Malik'in Zühri'den, o da Salim'den rivayet etmiş olduğu Zühri'den mevkuf oldu. Yani Zühri'nin sözü oldu. Yahut da ikinci rivayette Akil ve Yunus'un Zühri'den rivayet ettikleri ki o da Salim'den, Salim'den mevkuf oluyor. Yani bu söz İmam-ı Malik'in rivayetine göre İmam-ı Zühri'nin sözü. Fakat ikinci rivayette kim idi? Akil ve Yunus. Bunların rivayetinde Salim'in sözü olmuş oluyor. Abdullah ibn Ömer'in sözü değil. Abdullah ibn Ömer bunu demez. Ki bir adam cenazenin önü sonra yürüsün, o cenazeye ittiba etmiş olmaz. Halbuki Resul-i Ekrem Efendimiz'i gördü ki cenazenin önü sonra yürür. Taarruz hasıl oldu. Öyleyse ne olacak? La kemâ revâhu İbn-i Uyeyne. İbn-i Süfyan İbn-i Uyeyne'nin rivayet ettiği gibi olmadı. O da kimden? Ani Zühri'yi, an Salim'in, an Abihi. Zühri'den, o da Salim'den, o da babası Abdullah ibn Ömer'den rivayet eylediği gibi değil. Ne olduğu halde merfu'an, merfu olarak rivayet eylediği gibi değil. Merfu, o birinci rivayette dedi ki, Peygamber Efendimiz'den rivayet etti. Halbuki değil. Bu hadis olsa olsa ya Zühri'nin sözü oluyor bu rivayet yahut da Salim'in sözü oluyor. Abdullah ibn Ömer'in sözü de değil ve hadis merfu da değil. Merfu olmayınca bir hadis mevkuf olunca hadisi daifeden olur. Öteki merfu olan hadislerin karşısında onun kuvveti zayıf olduğundan onlara mukabele edemez. Onu da emir olmaz. Haddesene bu Nebi Meryem. Kale haddesene Firyabiyyü. Kale haddesene İsrailu. Kale haddesene Ebu Yahya en Mücahidin. Kale küntü ma Abdillah ibn Ömer radıyallahu anhüma. İmam-ı Mücahid diyor ki ben Abdullah ibn Ömer ile oldum idi. Câlisen oturucu olduğum. Oturuyor idim. Oturucu oldum. Femerret cenazetim. Bir cenaze geçti. فَقَامَ اَبْنُ عُمَرْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Abdullah ibn Ömer kıyam etti. ثُمَّ قَالَ Sonra dedi ki قُمْ Ya Mücahit sen de ayağa kalk. فَاِنِّي رَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Ben Resul-i Ekrem Efendimiz'i gördüm. قَامَ kıyam etti. لِجَنَازَةِ يَهُودِيِّنْ Bir Yahudinin cenazesine kıyam etti. Ki öyle cenaze ki مَرَّتْ عَلَيْهِ Peygamber Efendimiz'in önünden geçti cenaze. Cenaze geçerken kıyam etti Peygamber Efendimiz. Fakile Resulullah Efendimiz'e denildi ki helleke en tettebi'aha buna tabi ittiba eder misin? Fe inne fittiba'il cenazete ecren cenazeyi ittibada sevap vardır. Denildi. فَنْدَلَقْنَا biz yürüdük. نَمْشِي مَاهَا O Yahud'un cenazesiyle beraber yürür olduk. فَنَزَرَ فَرَآ نَاسِنْ Abdullah ibn Ömer baktı, bir takım cemaati gördü. فَقَالَ مَا اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ بَيْنَ يَدَيْهِ الْجَنَازَةِ Bu cenazenin önü sonra yürüyenler nedir? قُلْتُ diyor, ben dedim ki مَهْلُ الْجَنَازَةِ cenazenin sahipleridir. فَقَالَ مَا هُمْ مَعَ الْجَنَازَةِ Onlar cenazeyle beraber değildiler. وَلَاكِنْ كَتْفَيْهَا اَوْوَرَاهَا Cenaze ile beraber olanlar yanlarda olanlardır yahut da arkasında olanlardır. Onlar cenazeye ittiba etmiştirler. Önünde yürüyenler ittiba etmemiştirler. وَبَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي Abdullah ibn Ömer işte bu aralık böyle yürüyordu. اِسَّمِعَ رَانَّةً Bir kadının ses ile ağlamasını işitti. Ranne o demek. Yani bir hüzünlü seda çıkarıyor ve ağlıyor.
bunu işitti. Festedareni beni çevirdi. Ve huve kabidun ala yedi. Benim elimi tutmuştu diyor ravi. Abdullah ibn Ömer'in elini tutmuştu diyor. Beni çevirdi. Festakbeleha cenazeye döndü. Kadına döndü. Oranneye döndü. Fekale dedi leha o kadına. Şerren. O şerdir dedi. Abdullah ibn Ömer değil mi? Abdullah ibn Ömer. Harremtina. O kadına dedi ki sen bize haram kıldın. Hazihil cenazete bu cenazenin sevabını haram kıldın. İzheb ya mücahit. Ya mücahit git. Fe inneke türidül ecir. Sen sevabı murad ediyorsun. Ve hazihi bu kadın da türidül üzre günahı murad ediyor. Sen cenazeye tabi oldun gidiyorsun sevap istiyorsun. Git daha sevabı yok bu kadın. Madem böyle ağlayarak cenazenin peşine katıldı. Sevabını giderdiği bu kadın günah kazanmak istiyor. Sen sevap kazanmak istiyorsun. İnne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Zira Resul-i Ekrem Efendimiz nehana bizi nehyetti. En tettebi'al cenazete bir cenazeye tabi olmayı. Öyle cenaze ki me'ahâ râinnetün. Onunla beraber ağlayan bir kadın var. Böyle sesinin hüzünlü onun mahasinini sayarak bir kadın ona tabi olursa siz o cenazeyle beraber gitmeyin demiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bundan anlaşılıyor ki bazen ashab-ı kiramın peşin sonra gitmediklerinin illetini buluyor bu. Kadın olur, böyle ağlayanlar olur onun peşinde. O vakitte peşin sonra giderse o sevaptan mahrum olur. Önünden giderlermiş ki bunları duymasınlar. Fakat bu hadis-i şerifte mutlak olarak ne önü sonra git ne arkası sonra git. Baktın ki bir ağlayan tabi olmuş ağlayan kadın ağlayarak gidiyor. O cenazeyle gitmez. فَقَالَ قَائِلٌ فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ bir adam dese ki وَكَيْفَ يَجُّزُ nasıl caiz olur ki اَنْ يَكُونَ الْمَشْكُ yürümek ola خَلْفَ الْجَنَازَةِ cenazenin peşi sonra yürümek ola اَفْضَلَ مِنَ الْمَشْيَ مَامْهَا önünde yürümeden eftal ola. Bu nasıl olur? وَكَدْ كَانَ عُمَرُ بُلْ خَطَّابِ halbuki Hazreti Ömer oldu. بِحَضْرَةِ اَسْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimizin eshabiyle beraber fi cenazeti Zeynep, Hazreti Zeynep radıyallahu anh'ın cenazesinde oldu. يُكَدِّمُ النَّاسَ اَمَامَهَا cemaati Hazreti Zeynep'in önü sonra gönderirdi. Onlara öne geçindirdi. Bu nasıl olur? فَذَٰلِكَ دَلِيلٌ bu delildir ki عَلَى أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الشَّيْءَ خَلْفَهَا أَصْلًا عَلَى أَنَّهُ كَانَ Hazreti Ömer oldu. عَلَى أَنَّهُ şu hüküm, şu akide üzerine oldu ki كَانَ لَا يَرَى görmezdi. El-meşye yürümeyi, halfa cenazenin peşinde yürümeyi görmezdi. Asla. Bu devam ediyor ki, delalet ediyor ki cenazenin peşinde yürümek hiç yok. Baksana Hazreti Ömer, Hazreti Zeynep'in cenazesinde her milleti öne geçirmiş. Demek peşinde yürümek yok, caiz değil de. Onun için öne geçirmiş. Böyle itiraz ederse, وَلَوْ لَا ذَٰلِكَ eğer bu olmasaydı, peşi sonra yürümek caiz değildir diyoruz. Eğer caiz olsaydı la bahahu Hazreti Ömer mübah kılardı. Limen meşye halfaha onun peşinde yürüyenlere de mübah kılardı. Halbuki hiç koymadı. Hepsini öne geçirdi. Bu delalet ediyor ki cenazenin peşinde yürümek Hazreti Ömer'e göre caiz değildir diyor. Öyle bir itiraz varid olursa kıyle lehu ona cevaben denilir ki ve keyfe yecuzu mazeker senin bu dediğin nasıl caiz olur? Olmaz yani. Fakat قال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه halbuki Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdu ki innehuma şu ikisi yürüydü Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh ikisi ki kimi murat ediyor? Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'i bunlar ya'lemani ikisi de bilirler ki ennel meşye yürümek halfa cenazenin peşi sonra yürümek afdalu daha afdaldır. Minel meşye emameha önünde yürümekten daha afdaldır. Diyor, senin dediğin doğru değil. Hazreti Ömer cenazenin peşinde yürümeyi teşvik etmiyor. Senin dediğin doğru değil. Bak, Hazreti Ali ne dedi? Yukarıda da geçti ya. Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer cenazenin önü sonra yürümüş. Hazreti Ali peşi sonra yürümüş. Ve o kendisiyle beraber yürüyen zatın elinden tutmuş. Demiş ki cenazenin peşi sonra yürümek eftaldır. Ama Ebu Bekir, Ömer onlar nasıl kolaylık olsun diye öğretiyorlar ki mübahtır, önde de yürümek caizdir. Hazreti Ali böyle diyor. Öyleyse
sen nasıl dersen ki Ömer cenazenin peşinde yürümeyi tecrüz etmiyor. Halbuki Ömer de bilirdi ki, Hazreti Ali şehadet ediyor ki, Ömer bilirdi ki cenazenin peşi sonra yürümek eftaldır. Kim şahit oluyor buna? Kim diyor? Hazreti Ali diyor. Onun için senin bu dediğin, bu sualin yerinde değil. Evet. Ya alemani bilirdiler ki ennel meşke halfaha eftal. Cenazenin peşi sonra yürümek eftaldır. Minel meşke emamaha önünde yürümeden eftaldır. Sümme yef'alu. Sonra işler. Hazreti Ömer bunu bilir de sümme yef'alu sonra işler. Hazel me'ana. Bu manayı, senin dediğin manayı ellezi zekat. Senin zikrettiğin manayı işler. Bu olmaz. Yani cenazenin peşinde yürümeyi asla cevaz görmüyor diye senin bu düşündüğün manayı yapar. Bu olmaz. Hazreti Ali şehadet ediyor ki Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer her ikisi de bilirdiler ki cenazenin peşi sonra yürümek eftaldır. Ama önde yürümeleri nasılsa mübahi bildirsinler. Yani bu da mübahtır, onu bildirsinler oldu. وَلَاكِنَّهُ فَعَلَ ذَٰلِكَ Lakin Hazreti Ömer bunu işledi. اِنْدَنَا bizim indimizde وَاللّٰهُ alem, Allahu Teala da alem ki cenazede Hazreti Zeynep'in cenazesinde milleti öne geçirdi. Bunu işledi. Ne için? لِعَارِدٍ bir ariz dolayısıyla, bir sebep dolayısıyla. اِمَّا لِنِسَائِنْ ya kadınlar için oldu ki künde halfaha. Hazreti Zeynep'in cenazesine kadınlar da tabi olmuştular. Onlar da gidiyordular. Erkekler o kadınlarla karışık olmasın diye erkekleri öne geçirdi. Bizim indimiz de bunun için yaptı. Yoksa cenazenin peşinde gitmek caiz değildir. Bu mana için değil. Hazreti Zeynep'in mahatül mümininden diğer kadınlar da ona tabi olmuşlar, teşhih ediyorlar. Erkekler de beraber olsa kadınlarına caiz olmaz. Hazreti Ömer erkekleri öne geçirdi, kadınları da geride bıraktı. Bunun için fekeriha Hazreti Ömer mekruh gördü. Lirricali erkekler için muhalatatahunne kadınlarla karışmayı mekruh gördü. Feemerehum erkeklere emretti. Biteqaddumil cenazeti cenazenin önüne geçmeyi emretti. Lizalikel arid bu sebep dolayısıyla kadınlarla karışmasınlar diye. La liennehu yoksa şunun için değil ki اَفْضَلُ önde yürümek daha efdaldır. مِنَ الْمَشْيَ خَلْفَهَا cenazenin peşinde yürümeden daha efdaldır da öne sürdü. Onun için değil. Başka bir sebep. Erkek kadın atışmasın diye. وَقَدْ سَمِيَتُ يُونُسَ ben Yunus'u işittim ki يَسْكُرُ عَنِ اِبْنِ وَهْبٍ İbn-i Vehb'den rivayet ediyor ki اَنَّهُ سَمِعَ İbn-i Vehb işitti. مَنْ يَقُولُ ذَلِكَ bu sözü söyleyeni işitti. İbn-i Vehb demiş ki Hazreti Ömer'in cemaati erkekleri öne geçirmesi kadınlarla karışmasın diye. Yani bu sözü de işitmiş başkalarında. Ve huve evla öyleyse bu daha evladır. Evla ma ol bir şeyin evlasıdır ki hümile aleyhi ana hamlulundu mana zalikel hadis. O hadisin manasının tevili hamlulunduğu şeyin muhtelif tevilleri var fakat en evlası budur. Hazreti Ömer'in için erkekleri ileri sürdü. Birkaç türlü tevil olmuş ama fakat işlerinde en güzeli bu. Kadınlarla erkekler karışmasın diye erkekleri öne almış, kadınları da geriye bırakmış. Hatta la yudadde hatta zıdd olmasın ma zekerehu aliyyun Hazreti Ali radıyallahu anh'ın zikretmiş olduğu en Ebi Bekir'in Ömer'e radıyallahu anh. Hazreti Ebu Bekir'den, Hazreti Ömer'den rivayet ettiği hadise zıdd olmasın. Eğer böyle yapmasak Hazreti Ali ne dedi? Bunlar bilirler ki cenazenin peşinde yürümek eftal. Kendileri önden yürüdü. Yahut da nasi öne geçirdi. Eğer böyle tevil etmezsekse hadis sıdd olur. Birisinde Hazreti Ömer peşi sonra yürümek eftaldır. Buna kail olmuş. Birisinde de nasi bırakmamış ki peşi sonra yürümek caiz değildir. Sıdd olur. Öyleyse tevil ettik. Tevil nedir? Evet. Cenazenin peşinde yürümek eftal. Fakat Hazreti Ömer bazen kendisi yürümüş nasak olayları öğretmek için. Hazreti Zeynep'in cenazesinde de kadınlarla erkekler karışık olmasın diye erkekleri ileri sürmüş. وَقَدْ حَدَّسَنَا فَهْدٌ Fehd rivayet eyledi. قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ قَالَ حَدَّسَنَا شَرِيكٌ اَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانَ الْاَسْوَدِ Esved ibn-i Zeyd oldu. Abdullah ibn-i Mes'ud'un talebelerinden.
İza kâne olursa, olduğu vakitte ma'aha cenazeyle nisa'un kadınlar. Ehede biyediği benim elimi tutar diyor. Esved ibn Zeyd kimin elini tutarmış? İbrahim'in de hayini. Evet. Elimi tuttu. Fetekeddemna nemşe emâmeha. Biz cenazenin önü sonra yürürdük. Eğer kadınlar varsa elimi tutardı, cenazenin önüne geçirdik, önü sonra yürürdük ki kadınlardan ihtilat etmeyelim. فَإِذَا لَمْ يَكُنَّ عَهَا نِسَاءٌ Yok, cenazeyle kadınlar olmadığı vakitte de meşeyna halfaha, cenazenin peşinde yürüldü. Dolayısıyla cenazenin peşinde yürümek afdal, illa cenazeye ta ittiba eden kadınlar olursa o vakitte kadınlarının ihtilat etmesin diye öne geçmek caiz. فَهَادَ الْاَسْوَدُ بْنِ يَزِيدِ İşte Esvedü bin Yezid, عَلَى طُولِ صُحْبَتِهِ Sohbetinin uzun olmasıyla beraber kime? لَعَبْدِ اللّٰهِ بِنْ Abdullah ibn Mes'ud'una sohbeti uzun, uzun boylu ona telebelik etmiş. Ve alâ sohbetiyle Ömer'e radıyallahu anh, Hazreti Ömer'e de müsahip olmuş. Ondan da rivayetleri var. قَدْ كَانَ اُلْبِ قَسْتُهُ Onun kastı fil meşhi yürümede me'al cenaze, cenazeyle yürümede oldu. Kasti, meyli ne oldu? İlel meşhi halfaha, cenazenin peşinde yürümeyi oldu onun meyli. İlla en yâride lehu âridun. İlla bir âriz, âriz olursa, bir sebep bulunursa ki, evet, geride yürümeyi mekruh geliyor. Femeşe emâmehâ. O vakitte ön sonra yürürdü. Lizâlikel âriz, o âriz dolayısıyla. Lâ leenne zâlik, yoksa şunun için değil ki, bu ön sonra yürümek, afdalu indehu, onun indinde, eftal idi, Esved'in indinde eftal idi, min gayri gayrisinde. Önü sonra yürümek daha eftal idi, başkasından da onun için yürürdü, bu manaya değil. Bir sebep dolayısıyla o önde yürürdü. Fekezalike Ömer'u, Hazreti Ömer radıyallahu anh de böylecedir. Ma reveyna, ol bir şey ki biz rivayet eyledik yani Hazreti Ömer'de. Fîmâ fealehu fî cenazeti Zeynep. Hazreti Zeynep radıyallahu anh'ın cenazesinde yapmış olduğu meselede ondan rivayet eyledik. Huve, Hazreti Ömer'in o yapmış olduğu iş, alâ hâzel mâna, bu mâna üzerinedir. Erkekler kadınlara karışmasın diye olmuştur. Yoksa önde yürümek eftaldir, manası çıkmaz onda. İndena, bizim indimizde bu tevil böyledir. Vallahu alem. وَقَدْ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَ قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِّ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّسَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَادٍ قَالَ حَدَّسَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ حَا وَحَدَّسَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ حَدَّسَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ أَنَّ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِبْرَاهِيمَ نَخَيْدَن رِوَايَةَ الَّذِي قَالَ كَانُوا يَكْرَهُونَ Onlar oldular, kânû oldular. Ne oldular? Yekrehûne, kerih görü oldular. Neyi? Es-seyre emâmel cenaze, cenazenin önü sonra yürümeyi kerih görürdüler. Kim? Onlar. Onlar kim? Onlar diyor ki, fehâde İbrahim, işte İbrahim'in nekâî. Yekûlu hâze, bunu diyor. Ve izâ kâle kânû, kânû dediği vakitte, fe innemâ yani bununla kastediyor. Yani bizalik. Kânû demesiyle onları o gâib sıgasıyla. Cemî değil mi? Cemî gâib. Bununla kastediyor ashab-ı Abdillah, Abdullah ibn Mes'ud'un ashabını. Yani Abdullah ibn Mes'ud'un talebeleri, onun cemaati cenazenin önü sonra yürümeyi mekruh görürdüler. Fakat kânû yekrehûne, onlar mekruh görürdüler. Hâzâ cenazenin önü sonra yürümeyi. Sümme yef'alûnehu, sonra cenazenin önü sonra yürümeyi de işlerdiler. Dil özürü özür dolayısıyla. Özür olmazsa cenazenin önü sonra yürümek mekruh. Ama özür olursa caiz. لَاَنَّ ذَٰلِكْ Önü sonra yürümek. Huve bu cenazenin önü sonra yürümek. اَفْضَلُ Daha eftaldır. مِنْ مُخَالَتَةِ النِّسَى Kadınlara karışıp da onlarla beraber yürümeden daha eftaldır. İza qarubna kadınlar yakın olursa minel cenazeti cenazeye. Cenazeye yakın. Bu erkekler de cenazenin peşi sonra yürüseler kadınlarla karışık yürüyecekler. O fitneyi daha ziyade mucib olur. Öyleyse öne geçmek daha hafta.
فَأَمَّا اِذَا بَعُدُنَا Ama uzak olurlarsa, minha cenazeden, kadınlar ondan uzak olurlarsa, اَوْلَمْ يَكُمْ نَعَهَا نِسَاوٍ Yahut cenazeyle kadın olmazsa, فَاِنَّ الْمَشْيَ خَلْفَهَا Cenazenin peşinde yürümek, اَفْضَلُ daha اَفْضَلُدِرْ مِنَ الْمَشْيَ اَمَانُهَا Önünde yürümeden afdaldır. وَاَنْ يَم۪ينِهَا Sağında yürümeden afdaldır. وَاَنْ شِمَالِهَا Solunda yürümeden afdaldır. Ne sağında, ne solunda, ne önünde yürü, peşinde yürü, eğer kadın yoksa. Kulase bu. وَهَذَا قَوْلُ اَبِي حَنِفَ İşte İmam-ı Ebu Hanife'nin kavli budur. وَاَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدِ اِبْنِ الْحَسَنِ İmam-ı Ebu Yusuf'un, İmam Muhammed'in kavli de budur. رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى Allah onlara rahmet eylesin. Bunların üçünün de sebebi de budur.